Mesela şeyi duyarsınız. Kutup, Gavs falan. Bakın size bir şey okuyayım. Kutup ne demek? Bak kutup ne demekmiş? Burada okuyayım. En büyük velidir. Erenlerin başı ve Allah'ın izniyle kainatta tasarruf sahibidir. Kainatta tasarruf ne demek? Yani gökleri ve yeri yönetendir. Mesela Abdülkadir Geylani'nin bir kitabı vardır. Orada Abdülkadir Geylani'nin kendisi söylememiş olabilir. Yani bu iki Abdülkadir Geylani'nin şahsıyla alakalı değil ama o kitapta olanla ilgili şey. Diyor ki yani o kitabın yazarı Abdülkadir kimse o diyor. Gerçek Abdülkadir Allah bilir, bilmiyoruz. Diyor ki bir elim diyor balığın karnında. Niye balığın karnında diyor? Eskiden dünya balığın sırtında kabul edilirdi. Onun için bir eli balığın karnında. Bir elim de yedi göğün üstünde diyor. Bu ikisinin arasında benden habersiz hiçbir şey olmaz diyor. Diyor ki İbrahim benim merhametimle ateşten kurtuldu diyor. İşte Nuh diyor benim sayemde o şeylerden şey, yok Nuh tufanı benim avucumda gerçekleşti diyor. Böyle gidiyor. Şimdi mesela İmam Rabbani'nin El Mektubatı vardır. Herhalde duymuşsunuz değil mi? Şimdi bunlar mektuplar. Şimdi birçok mektup toplanmış deniyor ki bunu İmam Rabbani yazmıştır deniyor. E biz bilemiyoruz yani. Çünkü onun içerisinde çok güzel, en küçük Kur'an sünnete aykırı olmayan mektuplar olduğu gibi şimdi okuyacağım mektuplar da var. Hangisi onun? Sonradan da birisi ilave edebilir. O başka ama bugün büyük bir iştahla okunuyor. İyisi kötüsü ayırt edilmeden. Şimdi bakın. Orada Kutbul İrşad diye bir şeyden bahsediyor. Kutbul İrşad. Şimdi bunu kitabını alan şahsın adını da yazarım da birçoğunuz ona güveni sarsılır. Tarikatçı olarak bilmediğinizden dolayı söylemeyeceğim. Yok, tarikatçı olarak bilseniz söyler mi? Değil. Öyle bilmeyeceksiniz çünkü bazı şeylerden faydalanabilirsiniz. Şimdi bak, diyor ki, Kutbul İrşad son derece az bulunur. Şimdi herkes kendisine diyor ya, kendisi gibisi bir daha dünyaya gelecek değil ki yani. Onun için son derece az bulunur. Uzun zamanlar ve asırlar geçtikten sonra ortaya çıkar. Hidayet ve zuhurunun nuru ile karanlık cihanı aydınlatır. Onun irşadı bütün cihana yaygındır. Arştan yeryüzünün merkezine kadar, her kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa, onun yolundan ulaşır ve ondan alınır. Ama bu işten Allah'ın haberi yok haşa. Çünkü Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki inneke la tehdi men ahbebte. Sen istediğin yola getiremezsin. Ama bu Kutbul İrşad'ın yola getirmediği kimse yok. Arştan yeryüzünün merkezine kadar her kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve ondan alınır. Onun aracılığı olmadan bu devlete kimse, bu devlet kimseye nasip olmaz. Kutbul İrşad olmasa kimse mümin olamaz yani. Haşa. Onun nuru mesela büyük okyanus gibi cihanı kaplamıştır. Bu denizde hiçbir hareket meydana gelmemiştir. Sanki donmuş gibi durmaktadır. Ona yönelen ve samimiyetle inanan yahut onun yöneldiği talibin yönelme sırasında sanki kalbinden bir pencere açılır ve bu yoldan yöneliş ve samimiyeti nispetinde nasip alır ve doyar. Şimdi kutba yöneliyor Allah'a değil. Bak dikkat edin Allah'a yönelen içinde söyleyecek. Allah'a yönelen ne yapacak? Ona yönelen bir kere bütün her şeyi elde ediyor da. Bak diyor ki çok dikkat edin buraya. İnkar ettiği için değil.
onu tanımadığı, bilmediği için Allah'ın zikriyle meşgul olan, onu bilmediği için Allah'ın zikriyle meşgul oluyor. Ve gönlünü Allah'a yönelten kimse de tıpkı o kutba yönelenler gibi ondan istifade ederler. Allah'tan değil, kutuptan istifade ediyorlar. Ancak birinci durumdaki istifade daha ziyadedir. Çünkü öğrenseydi kardeşim, haşa. Peki, ama şimdi esas şeye geleceksiniz. Kutbu inkar eden, imanın şartlarından birisi o. Şeyde, Mahmud Efendi bana demişti ki, o Tarikatçılığa Bakış kitabında vardır. Sen Abdülkadir Geylani'ye inanmıyorsan seninle bizim işimiz yok dedi. Ben dedim, imanın kaçıncı şartı? Bak burada ne diyor? Kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince, kutbu inkar ediyor, ondan rahatsız oluyor. Çok dikkat edin. Allah'ı zikirle meşgul olsalar bile gerçek rüşt ve hidayetten mahrum olurlar. Ne demek? Kafir olurlar. Kutbu inkar etti mi bitti. Hangisi daha yüce, Allah mı? Tartışmasız değil mi? Haşa. Şimdi siz bu kitapların peşinden giden Müslümanların niye süründüğünü iyi anlayabiliyor musunuz? Allah'ın kitabı, neden Müslümanlara Kur'an okumayın sapıtırsınız diyorlar? Gerçekten sapıtırsınız okursanız. Bu yoldan sapıtırsınız ama hangi yola? Doğru yola. Mesela yere göğe koymadıkları bir kitap vardır. Şahrani'nin Tabakatı diye. Orada kutbun 20 tane özelliğini sayıyor. 3 tane özelliği şu. Kutup dedikleri kişi. Böyle bir şey tabii yok. Uydurma bunlar. Evvelin hakimi olmak. Evvelde ne anlarız? Ta başa kadar yani. Şimdiye kadar ne var ne yok hepsinin hakimi. Ahırın hakimi olmak. Yani sona kadar. Haşa, evveli ve ahiri olmayanın hakimi olmak. O kim? Gidin. Birçoğunuzun evinde vardır, görürsünüz. Kutbun özellikleri, 20 tane özellikleri, 3 tanesi bunlardır haşa. Servet'le beraber gittik. Bu kitabı neşreden grubun başıyla görüştük. Hocam, tevil edilebilir dedi. Vallahi yani Allah'ın oğlu da tevil edilir ama Cenab-ı Hak kabul etmiyor ki. Neyi tevil ediyorsun sen? Zırva tevil götürür mü? Haşa. Yani savunuyor. Son olarak bir şey daha okuyayım size. Mesela Nurcular tarikat konusunda ne derler? Devrimiz tarikat zamanı değildir derler, değil mi? Şimdi dinleyin. Bu kitabın 137. sayfası. Şimdi Said Nursi'nin kendi ifadeleri. Kastamonu Laikası 121 numaralı şey, mektup. Kastamonu Laikası 121 numaralı mektup. Diyor ki, ben tabi sadeleştirilmiş olarak okuyorum. Açmayı aklımdan bile geçirmediğim bir sırrı açmaya mecbur kaldım. Şöyle ki, Risale-i Nur'un manevi kişiliği, yani tabi kendisini kastediyor, Risale-i Nur'un manevi kişiliği ve onu temsil eden has şakirtlerinin manevi kişilikleri ferit makamında. Ferit ne demek? Birlik demek, Farsça bu. Arapça, fert.
bir tek olma makamıyla şereflendirdikleri için, bir tek olma kimin makamıdır? Bir tek olma makamıyla şereflendirildikleri için onların üzerinde ne bir ülkenin kutbunun, az önce kutbun neler olduğunu gördük ya, onların üzerinde ne bir ülkenin kutbunun ne de zamanının büyük bölümünü Hicaz'da geçiren kutbu azamın yetkisi vardır. Evet. Kutbu azam. En büyük kutup yani. Bu sebeple kutbu azamın dahi emrine girmek zorunda değillerdir. Her devirde var olan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmazlar. Şimdi üçler oluşturulur. En başta şey Gavs-ı Azam, altta iki imam. Bunlar üçleri oluşturur. Ondan sonra işte 47'ler, 40'lar falan gider. Bunlar tabii hayali şeyler, gerçekle alakası yok. Her devirde var olan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmazlar. Ben eskiden Risale-i Nur'un manevi kişiliğini o imamlardan biri zannederdim. Şimdi anlıyorum ki Gavs-ı Azam hem kutup hem de Gavs hem de Ferit makamında olduğundan, birlik makamında olduğundan ahir zamanda şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur ferdiyet makamıyla şereflenmiş, o ferdiyet yani birlik makamıyla şereflenmişlerdir. Gizlemeye layık olan bu büyük sırra göre Mekke-i Mükerreme'de hiç beklenmeyecek bir şey olsa da Risale-i Nur aleyhine Kutbu Azam'dan bir itiraz gelse Risale-i Nur şakirtleri şaşırmamalı, o mübarek Kutbu Azam'ın itirazını bir iltifat ve selam gibi saymalı, ilgisini kazanmak için itirazının odaklandığı noktaları o büyük üstadlarına izah etmeli ve ellerini öpmelidirler. Yani anlamazsa anlamaz çünkü seviyesi şey değil. Bunun seviyesi çok yüksek, anlamaz diyor. Onun için elini öpün, şey yapın yani. Şimdi Gavs ne demekmiş? Bakın Gavs'ın ne demek olduğunu okuyayım size. Darda kalınca sığındıkları, yardım istedikleri kutuptur. Darda kalanlar yetiş ya Gavs diye Gavs'a sığınırlar. Evet. Gavs olarak bilinen esma ve sıfat ilahi mazharı sayılırlar. Yani Allah'ın isim ve sıfatları onun üzerinde ortaya çıkmıştır. Evet. Şimdi daha fazla okuyayım çünkü hep dolu bu tip şeylerle. Ben bunu şunun için okudum. Biz burada bakıp en baş ayet-i kerimeye tekrar gelelim. Bakara 116'ya. İlk okuduğumuz ayete. Estağfirullah ve kâlû ittehadallâhu veleden subhânehu. Dediler ki Allah çocuk edindi. Allah bundan uzaktır. Bellehu mâ fissemâvâti vel ard. Hayır. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Küllün lehu kânitun, hepsi O'na boyun eğerler. Evet, şimdi burada vay Hristiyanlar, İsa'yı Allah'ın oğlu diyorlar. Tamam da bir de sen kendine bak. Sen kendine bak bana. Şimdi bunları yazanlar çok iyi. Bunları ortaya koyanlar çok kötü. Nasıl oluyor? Kardeşim kitaplarında var dolu ağzına kadar. Gidin sohbetlerine katılın bakın ne söylüyorlar. Gidin bakalım ki Allah'ın kitabını okuyorlar, başka kitaplar mı okuyorlar? Allah'ın kitabına mı uyuyorlar, başka kitaplara mı uyuyorlar?